sene 2005. Lokasyon Foça Komando Okulu ve karşınızda Asteğmen Komando adayı Sertaç Taşdelen. Şimdi biz tabii araya torpiller soktu, annemler vesaire. O zaman işte 6 ay ya da 1 sene yapılıyor askerlik. Fakat yapılan bütün torpillere rağmen bana 1 sene komando askerliği çıktı. Şimdi bindik otobüse, gidiyoruz. Herkesin eli ayağı titriyor. Eyvah işte oğlum komando olacak. O zamanlar terör acayip yine. Ne yapacağız, ne edeceğiz falan gibi düşünüyorlar. Otobüste giderken ilk defa fala baktım. Öngörü. Dedim ki, arkadaşlar hiç merak etmeyin, birinci olup geri geleceğim. Çünkü askerlikte şöyle bir şey var, yapanlar bilir. 3 aylık eğitimden sonra 9 aylık bir göreve gidiyorsunuz. Ama o 3 aylık eğitimde aslında birçok sınav yapılıyor. Ve o sınavda 550 kişilik komando taburunda dereceye girerseniz istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Ben dedim ki birinci olup gelirim. Neyse gittik, işte çok acayip bir ortam, acayip işte sabahtan akşama kadar antrenman, idman, içtima, intikal bir şeyler oluyor. Ve ben başladım çalışmaya. Neler çalışıyorsun? Atış, barfiks, şınav, mekik, silah bilgisi, mayın bilgisi, Türkiye'nin jeopolitik konumuyla ilgili bilgiler vesaire. Ve akşam 10'da ışıklar koğuşta kapatılıyor. Ben ne yaptım? Bir çadır yapıyorum çarşafımdan. Saat gece 10'dan sonra ve bir tane el feneri aldım, içinde yakıyorum ve başlıyorum çalışmaya. Diğer koğuşlardan küçük bir ışık hüzmesi geliyorsa o şunu anlatıyor bana. Orada da bir tane derececi var. O da çalışıyor. Ama 3 kişilik bir kotadan bahsediyoruz. 550 kişi de her koğuşta bir tane adam aynen benim gibi çalışıyor. Sonra bakıyorum bu ışıklardan bir tanesi pat gidiyor. Diyorum ki geriye kaldı 4. Bir tane daha gidiyor. 3. Bir tane daha gidiyor. Ki saat oldu gece 2. Bir tane daha gidiyor. İkimiz kaldık. O da kapatıyor. Ben diyorum ki ben bir 10 saniye daha çalışayım. Ondan sonra yatabilirim. Ne oldu peki? Ben bu aşırı çalışma esnasında başkalarıyla belki bir mücadele içindeyim. Fakat aslında kendi falımı gerçeğe dönüştürmeye çalışıyorum. Ne oldu tahmin edin? Kaçıncı oldum sizce? İkinci oldum. Yeteri kadar çalışmamışım demek ki. Ama dereceye girdiğim için bana dediler ki sen nerede askerlik yapmak istiyorsun? Dedim Ankara Bilkent Üniversitesi. Kendi mezun olduğum okulun yanında jandarma komando olarak askerlik yaptım 9 ay. Ve inanın o 3 aylık dönem benim hala şu yaşımda hayatımda geçirdiğim en anlamlı, en güzel dönemlerin arasına girdi. Çünkü bir amacım vardı. Kendi için, kendim için kurmuş olduğum bir öngörüyü gerçeğe çevirmeye çalışıyordum. Bunun için şimdi aslında yeni yeni anladığım bir metodoloji yapmışım. Kendi kendinin falına nasıl bakarsın, kendin için bulunduğun öngörüyü nasıl gerçeğe dönüştürürsünü iki basamakta aslında becermişim. Bir, animasyon. 2. Yardırasyon. Animasyon ne biliyor musun? Kafanda canlandırıyorsun. Ben birinci olmuşum. Konuşma yapıyorum komando askerlerinin velilerine. Bunu kafamda inanın canlandırdım ve bu konuşmayı da yaptım. 2. O duyguya giriyorsun. Zannediyorsun ki sen gerçekten aslında birinci oldun, dereceye girdin. Babanı ve anneni aramışsın ağlaya ağlaya. Bu da oldu. Peki yardırasyon ne? Şimdi çok güzel hayaller kuruyoruz, anime ediyoruz, kafamızda canlandırıyoruz konuyu, görsel hale getiriyoruz, o duyguya giriyoruz. Peki ondan sonra koğuşa girip ışığı kapatınca yatacak mıyız? Hayır. İşte ondan sonrası çalışmak değil arkadaşlar. Yardırmak, yardırmak. Yardırmazsan herkes çalışıyor. Bu 5 kişinin, bu 10 kişinin hepsi zaten çalışıyor. Dolayısıyla sen onun bir tık üstüne çıkacaksın ki ona biz yardırmak diyoruz. Bizim mesela ofiste de yazıyor. Birazdan oraya da geleceğim. O zaman işte senin kafanda başka bir şey açılıyor. Canını dişine takıyorsun. Kanının son damlasına kadar çalışıyorsun. Öbür türlü başka hiçbir yere gidemiyorsun.
averaj olarak kalmaya devam ediyorsun. Herkesin çalıştığı bu dünyada yardırmak gerekiyor. Kendi öngörünü gerçeğe dönüştürebilmek için. Velhasıl kelam, askerlik bitti ve ben çok da hayalim olan çok uluslu bir Amerikan şirketinde Dubai'de yönetim danışmanı olarak işe başladım. Muhteşem bir 4 yıl geçirdim. İşte çok kelli felli bir işim var. Acayip güzel bir plazada çalışıyorum. Takım elbiseler, işte burada mendiller, acayip havalı bir şekilde Dubai'de bir finans danışmanıyım, yönetim danışmanıyım. Fakat bir yerden sonra aslında hayatımda eksik olan şeyler benim gözüme batmaya başladı. Manevi haz, anlam arayışı, ben ne yapıyorum bu dünyada düşüncesi. Ve tam o sırada, gerçi bir şekilde bir kaçış hikayesi, aslında bulunduğum işten veyahut da bu sorulardan kaçmak için ben aynı şirketin Singapur'daki ofisine transfer oldum. Sanki aslında aradığım başka bir yerde mi diye gitmek için. Fiziksel olarak başka bir yerde çünkü zannediyorum. Singapur'a gidiyorum. Veda yemeğindeyim. Dubai'de bir Türk lokantasına gittik. Sene 2010. Türk lokantasında herkesin tahmin edebileceği gibi Türk kahveleri içildi ve fincanlar kapandı. Dediler ki Sertaç'cığım sen gidiyorsun. Şimdi Binnaz teyzeye nasıl ulaşacağız? Binnaz teyze benim annem oluyor. Ve çok iyi fal bakıyor. Dedim ki ya siz benim gittiğime mi üzülüyorsunuz? Anneme fal baktıramayacağım diye mi üzülüyorsunuz? Dedim ki fincanın fotoğrafını çekelim. Anneme gönderelim. O zamanlar tabii böyle bir uygulama vesaire yok. Biz fincanın fotoğrafını çektik. Anneme gönderdik. O da yazmış sevgili X. İşte falında uzun boylu, esmer, dalgalı saçlı biri görüyorum. Annemin huyudur. Bütün kızların falına zaten beni tarif ediyor. Kız da çok hoşuna gitti tabii. Dedim ki daha dur. Tutar daha, tutmadı. Neyse, velhasıl kelam. Biz bu falı gönderdik, geldi falan filan. Ve biz o masada benim şu andaki halimi ve hayatımı anime ettik. Dedik ki böyle bir uygulama olsa, insanlar kahve falının fotoğrafını çekip bir uygulamaya gönderseler ve falları gelse ve birine para ödeseler, o anda bunun esprisini yaptık. Herkes dedi ki ben bunu yaparım, harika, hemen developer bulacağım, bunu yapacağım vesaire. Ben tabii bu olaydan sonra hemen başlamadım, Singapur'a gittim ve kurumsal hayata devam ediyorum. Velhasıl kelam yine aynı korkular ve sorular benim peşimden gelmiş. Ben hayatta ne istiyorum, ne yapmak istiyorum, ne iş yapacağım soruları bir gün beni Singapur'daki balkonumda bir okyanus manzaralı evimde bir dolunay gecesinde yakaladı. Ve ben o gün hüngür şakır ağlamaya başladım. Yaşım 28. Ben ne yapıyorum? Bu dört duvarın için mi yaşıyorum? Bu güzel araba için, bu pahalı takım elbiseler için mi yaşıyorum deyip anneme dedim ki ya hatırlıyor musun böyle bir tane fal uygulaması fikri vardı. Yapar mıyız? Dedi evladım yaparız. O da korktu herhalde. Çocuk balkondan mı atlayacak? Hüngür şakır ağlıyorum zaten. Ne oldu? Anime ettik. Peki sonra ne yaptım? Yardırasyon. İşime devam ediyorum. İstifa etmemişim. Sabah 8, akşam 8 çalışıyorum. Çalıştığım şirkette. Eve geliyorum. Açıyorum bilgisayarı. Akşam 8'den gece 4'e kadar çalışıyorum. Günde 20 saat ayaktayım. Bunun içine herhangi bir sosyal aktivite, spor, birisiyle buluşma, dışarıda bir şey yapma gibi hiçbir aktivite dahil değil. Sadece ve sadece yardırma dahil. Ama ben bugün sizin karşınızda bu sahnede durabiliyorsam bu yardırma yüzünden oluyor. Millet ofiste zaten çalışıyor ya. Ben bir de eve gelip onun üstüne çalışıyorum. Saat gece 4'te yatıp sabah 8'de yine ofisimin başındayım. Bir sene bu şekilde çalıştıktan sonra sene oldu 2012 ve bir gün Mayıs ayı ben ofiste oturuyorum. Dedim ki ben neyi bekliyorum ki? Masamdan kalktım, patronun odasına gittim, çaldım kapıyı, içeri girdim ve dedim ki ben istifa ediyorum. Şöyle bir geyik vardı hatırlarsınız. 2012'de dünyanın sonu gelecek. Onu düşündüm. Ya gerçekten de dünyanın sonu 2012'de gelecekse ben şu anda burada ne yapıyorum ki? Böyle mi ölmek istiyorum? Bir
istemediğim işte çalışırken mi ölmek istiyorum deyip patron odasına gittim ve dedim ki ben istifa ediyorum. Dedi ki Sertaç'cığım senin yaşında olsam, böyle bir fikrim olsa ve bunu yapacak cesaretim olsa bir dakika beklemem. Yürü baba dedi. Herhalde beni kovmak istiyordu. Neyse ben gazı aldım, başladım. Süper yardı rasyon. Arkadaşlar o kadar çok çalıştım, o kadar çok çalıştım, o kadar çok çalıştım ki size tarif bile edemem. Ama yine askerdeki o 3 ayı nasıl şu anda büyük bir özlemle hatırlıyorsam, benim kendi kurtuluşum ilan ettiğim 1 Haziran 2012'yi ve ondan sonraki bu süreci hala böyle bütün damarlarımda hissediyorum. İnsanın aklına koyduğu o öngörüyü gerçekleştirmek için canını dişine takması, hissiyatı dünyada hiçbir şeye değişilmiyor. Yıllar yılları da devam ettirdi ve ben bir taraftan Yılmaz Abla projesiyle çalışırken bir taraftan da aslında o çok sevdiğim dünyayı gezme, kuzey ışıklarının altında oturup ağlama, Moğolistan çöllerinde motosikletle gezmek gibi birçok hayalimi de gerçekleştirmeye fırsat buldum. Daha sonra dedik ki, biz hala bütün dünyaya etki edebilecek, bütün insanlığa hitap edebilecek bir şey yapmadık. Ondan sonra da gerçek bir insan üzerine kurulmuş Binnaz Abla projesini bu sefer bir yapay zeka projesi haline getirmek için ortağım Kaya'yla gene günde 20 saat çalışmaya başladık. Ve dedik ki biz eğer bulunmuş olduğumuz sınırlardan çıkıp kendi varlığımızı, şirketimizin varlığını dünyanın en iyi liginde devam ettirebilmek istiyorsak gene bu moda geçmemiz gerekiyor deyip bu sefer 2016'da aynı moda geri döndü. Ve bu sefer de hepinizin bildiği Faladin uygulaması ortaya çıktı ve çok sevildi. Peki, bitti mi? Daha yeni başlıyor. Ofisime gelin, içeri girince şunu yazıyor. Amerika'yı ele geçirmeyen namerttir yazıyor. Namert. Altında da motto yazıyor. Yardıran kazanır. Ben diyorum ki, bizim şirketimizde başım ağrıdı. İşte şöyle oldu. Sular kesildi. Trafiğe takıldım. Yok. Bahane yok. Eğer benle bu hikayeye inanıyorsan, biz seninle savaşa da gideriz. Gazanız mübarek olsun diye başlıyoruz bizim çalışmalarımıza. Dolayısıyla arkadaşlar, fal nasıl bakılır cevabı çok basit. Kendi falınıza ancak ve ancak evvela kendinizi tanıyarak başlarsınız. Oturduğunuz koltuktan kalkıp patronun odasına giderek başlarsınız. Ya da ben bunu değil, bunu istiyorum diyerek başlarsınız ve bunu bir kağıda mı yazarsın? Başucuna mı koyarsın? Kulağına küpe mi edersin? O da senin bileceğin iş. Ondan sonrasında ama bak eksik bırakıyoruz. Orada başlıyor hikaye. Ondan sonra öyle bir kafayı kırman gerekiyor ki köpek gibi çalışman gerekiyor. O yardırasyon dediğim konu o. Yani dokunulmaz olman gerekiyor. İnsanlar öyle bir ateş çıkartacaksın ki sen bunu yapamazsın bile diyemeyecekler. Bana çok dediler bu arada. O da belki de insanı çok kamçılayan bir şey haline geliyor. Bu olmazcılara inanmayın. Kendi öngörünüzü kendiniz yazın. Öyle bir öngörüde bulunun ki sizin kahve fırınınızın içindeki telveler yer değiştirmeye başlasın. Senin için ne yazıldıysa o fincanın içinde sen onu değiştirebilecek basirette ve iradede olman gerekiyor. Konuşma mı? Çok sevdiğim dedem Burhanettin Gündoğan'ın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Ağaca yaslanma kurur. Duvara yaslanma çöker. Babana yaslanma ölür. Sadece bileğine güven.